Meltem nerede kaldı bu çocuk? Gene dayak yemiş olmasın? Merak etme, bir şey olmaz. Gelir birazdan. Ben bugün öğretmeniyle de konuştum. Meltem. Efendim. O çocuk gelmeyecek değil mi? Gelecek Haluk'cum. Ben evdeyken niye çağırıyorsunuz o çocuğu? Amerikalı baba mıyım ben? Ne yapacağız? Hanım evladı çocuk gelecek, hep beraber sohbet mi edeceğiz? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Meltem. Merhaba. Ben de babayım. Merhaba. Yok. Ne? Oğlum bugün kavga falan etmedin değil mi? Yok baba, gerek kalmadı. Nedenmiş o? Tarkan dövdü çocuğu. Ana. Bir kafa koydum, kaldı orada. Bu yaptığın hiç hoş değildi Tarkan. Kızım görmedin mi? Çocuk Emre'ye kafa tutuyordu. E ne yapsaydım? Çok iyi yaptı baba. Bir görseydin var ya. Ay, tamam tamam, hadi gidin elinizi yüzünüzü yıkayın, sonra sofraya. Hadi üstünüzü de değiştirin. Tamam, sofraya bekliyoruz. Tarkan'a da yolu gösterin. Nasıl dövmüş ama? Baba baba baba. Adam bana posta koyuyor. Şöyle gerildim. Direkt bir çaktım. Adam yerde. Ana. Oğlum Tarkan, biraz daha pilav ister misin? Olur. Gel gel gel. Konuşmayı deneseydin ya Tarkan. Konuşarak vakit kaybetmemelisiniz Meltem teyze. Bence konuşarak da çözebilirdin. Fazla konuşmak iyi değildir. Fazla tıraş cildi bozar. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Anneciğim biraz mutfağa gelir misin? Tabii yavrum. Anneciğim ben bu Tarkan'dan hiç hoşlanmadım. Ben de. Senin fikrini alayım dedim. Negatif. Anlaşıldı, tamam. Artık geç oldu Tarkan. Biz akşamlar erken yatarız. Geç mi oldu? Durun ya, çocuk daha yemeğini yiyor. Benim biraz uykum geldi de. Dur bir dakika, yatarsın. Tarkan oğlum, sen hangi takımı tutuyorsun? Elbette Beşiktaş. Vay be. Vay be. Duydun mu? Ana, hem de Beşiktaş yemiş. Ulan helal olsun sana. Delikanlı herifsin ha. Budur. Çak Tarkan. Kedi oğlunu bir fare tuttun abla. Sen karışma avucu.